kıymetli arkadaşlar. Borsa İstanbul 100 endeksi 2000 puan seviyesinin üzerinde yine kapanış gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Biraz daha yatay. Biraz daha dolar kurundan sebep yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Ama ben yükseliş yönündeki öngörüm halen devam ettiğimi söyleyebilirim. Dolar kuru şu an itibariyle 13.81 lira seviyesinde. Bugün gün içinde dolar TL kuru 13.49 13.87 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi dolar kurunun bugün yükselmesinin sebebi özellikle doların uluslararası piyasalardaki değer artışıydı yani Amerikan oyun tahvil faizleri dolar endeksi yani doların uluslararası piyasadaki rakamsal değerinde yükseliş olduğu için yurt içi piyasalarda yani bizim gibi gelişen ülkelerde haliyle dolar kuru yükseldi ve 13.80 lira seviyesi biliyorsunuz kırmızı çizgi olduğu için neyi takip ediyoruz 2 haftadır. 13.80 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar kalıcı olacak mı? Burayı yakından takip ediyoruz. Eğer 13.80 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar kalıcı olursa yine 2 gün önceki videomuzda ne demiştik? Dünkü videomuzda özür dilerim. 14 devamında 14.50 lira seviyesi. Bakalım bu seviyeler gündeme gelecek mi? Buraları takip ediyoruz. Ben kişisel olarak düşüşle alakalı öngörümde herhangi bir değişiklik olmadığı için bu 12.60, 12.20 lira seviyesiyle alakalı öngörümü halen korumaya devam ediyorum. Ocak ayında olabilir. Olmadı Şubat ayında olur. Ama bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Ola ki herhangi bir durum tersine gitti. Herhangi bir gelişme yaşandı. Hemen anında bir video çekerim. Arkadaşlar Dolar TL kurunda 12.60, 12.20 lira seviyeli alakalı bir öngörüm vardı, bir beklentim vardı. Şu şu nedenlerden dolayı maalesef gerçekleşmeyebilir. Aman ha dikkat edelim, zarar etmeyelim, şöyle yapalım diye uyarılarda zaten bulunurum. Ama şu an için bugünkü koşullarda bu, uyarı, bu öngörümde herhangi bir değişiklik olmadığımı da özellikle ifade etmek isterim. 13.80 lira seviyesinin üzerindeyiz doların uluslararası piyasalardaki değer artışı devam ediyor FED etkili FED form toplantı tutanakları vardı dün akşam yayınlandı ee, yani 14-15 Aralık'taki FED toplantılarında neler konuşuldu Bunlar zabıt altına alınıyor ve kamuoyuyla bir ay sonra paylaşılıyor özür dilerim 15 gün sonra bunlar paylaşılıyor ee, diyeceksin ki benim FED form tutanaklarıyla ne işin var kardeşim bana dolardan bahset. Düşecek mi çıkacak mı? Olmaz. Öğrenmek zorundasın. Eğer elinde doların varsa, doları merak ediyorsan, doların ana vatanındaki, doların merkez bankasının hareketlerini takip etmek zorundasın, mecburiyetindesin. E doların ana vatansın ana vatanındaki gelişmeleri ben takip etmeyeceğim. E düşecek mi, yükselecek mi? O çok e, bilinçsizce bir şey davranış olur. Çok saçma bir davranış olur. O yüzden Fed Forum toplantı tutanakları yarın mesela Amerika'da öğleden sonra tarım dışı istihdam verisi de bir veri var. Bu açıklanacak. Bütün küresel piyasalar için oldukça önemli bir veri. Eğer elinde doların varsa, dolardan medet umuyorsan, doların düşüşü veya yükselişi seni ilgilendiriyorsa, dolar için bu videoyu izliyorsan, e kusura bakmayacaksın yarın öğleden sonraki e, tarım dışı istihdam verisini takip etmek zorundasın, mecburiyetindesin. Ha Ben mecburiyetten değil o zaman devletin yeni açıklamış olduğu kur garantili mevduat hesabına gideceksin. Elindeki parayı oraya koyacaksın. Hem faiz getirin olacak hem de kur garantin var. Nasıl olsa dolar düştü mü yükseldi mi bir e, derdin olmayacak. O e, kur kurulmalı mevduat hesabında e, 10 bin liran var, 100 bin liran var koyacaksın parayı oraya. Dolar e, 10 lira da olsun, 20 lira da olsun. Aradaki kur farkını devlet sana verecek kafan rahat olsun e git ver o madem Fed'i takip etmeyeceksin tarım dışı iddia verisini takip etmeyeceksin Bunlar madem senin umurunda değil o zaman dolar niye takip ediyorsun ama ne şiş yansın ne kebap yansın hem ben doları takip etmeyeyim doların vanavatan'daki ekonomik gelişmeleri takip etmeyeyim benim için önemli olan dolar çıktı mı düştü mü yani çok komik bunlar o yüzden mecburen bunları takip edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar. Bugün doların neden yükseldiğini anlatmaya çalışıyorum. Dün akşam Fed FedForm tutanaklarında Amerikan Merkez Bankası, doların anavatasındaki bu dolara yön veren Merkez Bankası, doları basan Merkez Bankası, Amerika diyor ki ben e, enflasyon rakamları çok yükselmeye başladı. E, 2022 yılında 3 kez bir faiz artırım vardı. E, büyük bir ihtimalle en geç Mayıs ayında ben bunu başlatabilirim veya Mart ayında da başlatabilirim. Bu beklentiler e, geliştiği için dolar bütün dünyada ana vatanına geri dönmüş olacak. Yani dolar e, Amerika'nın faiz artırması ne demek oluyor arkadaşlar? Doların bütün dünyadaki doların ana vatanına geri dönmesine neden olacak. O yüzden dolar da değer kazanacak. Yani senin doların var Amerika'ya veriyorsun, Amerika sana artı faiz veriyor. Yani mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırdığı zaman nasıl mevduat hesaplarında TL mevduat hesapları artıyor. Herkes parasını faize bırakıyor. Yüksek bir faiz getirisi elde ediyorsa aynı mantığı Amerika için düşünün. Nasıl ki e, Merkez Bankası faizleri artıracak, mevduat faizleri yükselecek, herkes faizden yüklü miktarda faiz alacak. Ama bu sefer ne olacak? Döviz almayacak, altın almayacak vesaire. E neden? Düşüyor çünkü. Neden? Faizin getirisi daha fazla olduğu için. Bu mantığı da aynı Amerika olarak düşünün. Doların getirisi daha fazla olacağı için insanlar elindeki avucundaki bütün birikimlerini dolara çeviriyor. Amerika'ya götürüyor. Bu kadar basit. Ve yarınki açıklanacak olan tarım dışı İslam verisinden sonra bir kırılma göreceğiz. Hem dolar tarafında hem altın ve gümüş gibi değerli metallerde bir yön arayışı göreceğiz. Bir dalgalanma göreceğiz yarın öğrenden sonra. Ne olabilir? Mesela tarım dışı istihdam verisi nasıl gelebilir mesela? Bilmiyoruz. Ama iki ihtimali göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya dolar gerileyecek, altın ve gümüş fiyatları yükselecek. Ya altın ve gümüş fiyatları yükselecek, dolar gerileyecek. Peki dün akşamki anlattığım videoya geldik mi şimdi? Neden istenmemiş %50 sepet uyguluyormuş? Düşerken de kazanıyormuşuz, yükselince de kazanıyormuşuz. Şimdi umarım daha iyi anlaşılmıştır. Umarım o %50 sepet dediğimiz uygulamayı yapmışızdır. Dün ne dedik? İzlemeyenler alttaki videoları tek 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 vakit ayırsın izlesin anlamıyorlarsa anlamak zorundasınız. Yani bunlar tek tek anlatıldı ve hala anlamıyorum diye olursa komedi olur. Aşağıda videoda anlattım. Elimde 100 gram altınım var. Ben bu 100 gram altınımın yarısını dolara çevirirsem elimde ne olmuş oluyor? 100 gram altınımın 50 gramı elimde kalıyor. Diğer 50 gramını dolar yaptım böldüm. ikiye böldüm. Yarın öğrenen sonra tarım dışı İslam verisi açıklanacak. Dolar düştü. Düşsün. Elimde altınım var. Altına dolar almak daha kolay olacak. Kazandım mı? Kazandım. Tam tersi oldu. Dolar yükseldi. Altın fiyatları diyor Olsun düşsün. Elimde dolarım var. Altın almak daha kolay. Düşse de kazanıyorum yükselse de kazanıyorum nokta mantık bu daha bunu kurcalamaya gerek yok yani bunu anlatır anlatmak e, abes olur yakışmaz bize anlamayanlara da yakışmaz çünkü e, gelelim kripto para piyasasına dün ciddi sert çöküşler oldu. Yaklaşık 10 gün önce, özür dilerim tam 12 gün önce kişisel sosyal medya hesaplarımdan kripto para piyasalarında özellikle aman ha dikkat edin burada sert düşüşler olabilir diye uyarılarım vardı. Dün akşam Bitcoin'de 49-50 bin dolar civarında dolaşan Bitcoin'in 42.400 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Sert bir düşüş oldu. E tabii ki bu sert düşüşlerde mağdur olanlar da oldu. Canı yananlar da oldu. Evet tekrar bir tepki yükselişi bekliyorum ben Bitcoin tarafında. 46 bin, 47 bin, 48 bin. Buralarda tekrar tepki yükselişi olur. Fed tekrar sahneye çıktığı zaman tak tepe taklak tekrar aşağıya gelir. Kripto para piyasını işlem yapan arkadaşlar dikkat edin. Peki bu piyasada kimler zarar ediyor kıymetli arkadaşlar? Kaldıraçlı işlem yapanlar, kumar oynayanlar. Kumar nasıl oynanıyor? Öyle mi? Kumar şöyle oynanıyor. Benim 10 bin liram var. Gittim kripto para piyasasına yatırım yaptım. Tamam. Ama kaldıraçlı işlem yapıyorsun. Diyor ki adam sana 10 bin liram var ya diyor. Evet 10 bin liranı ver. Ben sana 100 bin liralık işlem yaptıracağım diyor. Tezgaha bak. 10 bin liranı ver, ben sana 100 bin liralık işlem. E 90 bin lira nerede kardeş? E yok, o ben finansman sağlıyorum sana diyor. He öyle mi? Ne güzel diyor ya. 10 bin liram var diyor. Ben 100 bin liralık işlem yapıyorum. Demek ki 1000 lira kazanacağımı 10 bin lira kazanacağım diyor. Kek. Tamam. Kaldıraçlı işlem yapıyor. Oraya emirler giriyor. Satış ve alış emirleri giriyor. Dün akşamki çöküşte bir bakıyorsunuz. O yatırmış olduğu 10 bin lira buhar oldu gitti. Elde kaldı sıfır. Soru şu. O 10 bin lirayı kaç ayda biriktirdi? Bir de laf yapıştıralım arkasına. Be utanmaz adam. Sen çoluk çocuğun rızkıyla nasıl kumar oynadın? Soru 3. Şimdi 10 bin liran gitti. Bu 100 bin lira da olabilir. Ben minimum değerlerde konuşuyorum. 100 bin de 200 bin lira da olabilir. Tabii sen kazandın. Kumarda da kaybedebilirsin. İstediğin şeyleri yapabilirsin. Kaybedebilirsin. Peki... Bunu kazanmak için ömründen kaç ay daha gidecek? Bunu psikolojik etkenlerini saymıyorum. O sen şimdi bunalıma girdin, sabahlara kadar uyuyamadın, evde karına tersi yaptın, çalış ters tersi yaptın, şekil yaptın, bunalım yaptın, elinde telefon 24 saat onun bunu yorumlarını okudun, bir umut falan filan yapıyorsun. Geçmiş olsun. Elindeki avucundaki gitti.